Afşin'deyiz tabii. Afşin'e gelip de Afşin tavayı yememek bir tuhaf olurdu. O yüzden biz de sorduk, soruşturduk, işin ustasına geldik. Efendim, Afşin tava gerçekten çok meşhur. Buraya, bu bölgeye de çok tercih ediliyor. Bölgeye gelenler Afşin tava diyor. Biz de geldik. Şimdi nasıl yapılıyor? Nedir bu lezzetin sırrı? öncelikle tabii ki güzel Afşin'imize, tarihin huzurla buluştuğu şehrimize hoş geldiniz. Şereflendirdiniz bizi. Tabii ki Afşin denince akla ilk etapta Afşin'imizin güzel Afşin tavası geliyor. Aslında çok fazla bir detayı yok. Etimizden kaynaklanıyor, yöremizin işte bölgede bulunan hayvanlarımızın yediği dağlardaki özellikten kaynaklanıyor, pişirimden kaynaklanıyor. Evet. Bizim de sevgimizi içine katıyoruz. Ne güzel. İşte yerli domatesimiz, ondan sonra yerli biberimiz, sarımsağımız ve etimiz. Yani genelde küçük baştan yapılıyor. Ama Afşinimiz çok şeyi yemediği için küçük başı genelde danadan yapıyoruz biz. Tosundan yapıyoruz. Erkek tosundan yapıyoruz. Onun da antrikotundan yapıyoruz. Bel etinden yapıyoruz. Oradan yaptığımızda da tabii pişirimiyle de özellikle güzel piştiği zaman da ortaya bir güzel lezzet çıkıyor ve siz de bunu göreceksiniz. Bunu inşallah size yaptığımızı size yedireceğiz. Öncelikle biz en alta bizim doğradığımız güzel antrikottan olan etimizi diziyoruz. Etimizi en alta diziyoruz. Daha sonra onun üzerine yeşil biberimizi katıyoruz. Daha sonra sarımsağımızı, bu ürünümüzün orijinal sarımsağı, kokusu bile ne? Evet. Çok keskin geliyor, değil mi Kesinlikle efendim? buna buradan çok rahat alınacak kokusu Evet. sarımsağı. Hemen kokusu çok aşırı bir derecede geldi efendim. Ondan sonra diğer zaten bu doğranmamış domatesimizi alıyoruz. Şimdi en altta et. Onun üstünde biber ve sarımsağımız. Başka bir şey de katılabilirse biz katmıyoruz hiçbir şekilde. Bizim katkıntılarımız bunlardır. Domatesimizi katıyoruz. Neden en üstüne domatesimizi koyuyoruz efendim? Bu domatesi fırına gönderdiğimizde tavamızı alev buna vurduğunda, şimdi en son olarak bu işin diğer başka bir sırrını söyleyeceğim size. Kendi küçük başımızın, koyunumuzun kuyruğunu soğutulmuş makinemizle çekiyoruz. Dolabımıza koyuyoruz, soğutucu dolabımıza. En sonuna üstüne bunu serpiliyoruz. Bunu da böyle, bu ayrı bir lezzet veriyor tabii ki. Ama küçük baş yapıldığında buna gerek kalmıyor. Ama ekseri %80 dana eti kullanıldığı için Afşinimizde daha sonra da bu kuyruğumuzu üzerine serpelediğimizde fırındaki ısı buna vurduğunda domates. Domatesten sonra biber ve sarımsak en sona ete iniyor. Daha sonra tabii ki ustamız onu, ehli ustamız karıştırarak güzelcine pişiriyor. Daha sonra hazır hale geliyor. Yani çok basit şey olarak. Buradan fırın yolculuğu başlayacak bunun. Evet efendim. Ne kadar sürecek? Ne kadar zamanda bu lezzeti yakalıyor Şimdi tam? bu kısa bir zamanda da pişirilebilir ama bunun en büyük pişme şeyi süresi kiremitte olduğu zaman normalde 1 saatte pişiyor. Ama kiremit olduğunda biraz daha bir 10-15 dakika bunu rotorlandırıyor, uzatıyor yani. Şimdi 1 saat 15 Bir dakikada saat 15 inşallah dakika. bu pişecek. Elimizde olacak. Afiyetle size Bir tattıracağız saat inşallah. 15 dakikayı sabırsızlıkla bekleyeceğiz. İnşallah efendim. Avşin tavası bunun. Meşhur avşinin avşin tavası. Avşin tavası yapıyorsunuz. Kaç Evet. yıldır bu işi yapıyorsunuz? 20 senedir oldu. Peki efendim neye önem veriyorsunuz? Nasıl bu lezzet oluyor? Lezzetin olması etin faktörleri de çok. Pişirimi çok önemli. Yani ocağın tavı önemli. Yani malzemesi önemli.
Yani günlük tek kesimetler oluyor burada. Evet, ateşe yakın. Ateşe yakın. Yani ustalıkla alakalı bir şey. O da ustalıkla. O da meslek sever. Evet, avşin tavamız pişti ve sofraya geldi. Muhtar Bey'imiz şimdi bize bu göreceğiz bakalım nasıl olmuş. Efendim açalım lütfen, beraber açalım. Bu da tohum olması için. Aslında program farklıydı ama aslında belediye başkanımız evet. Bu güzel avşinimize tesis etmiş olduğu, restore edilmiş olan Ömer Ağa konağımızda bu lezzeti tadalım deyişiyle buraya geldik ve tavamız hazır. Lezzetle ağızlarınıza sağlık bir şekilde, inşallah afiyet olsun efendim. Evet. Sayın Başkanım, hep beraber yiyeceğiz meşhur avşin tavayı. Şimdi bir ilave yapayım. Buyurun. İnşallah Temmuz ayından itibaren Çukurova, Malatya bölgesi lavanta turizmi için avşine gelecek. Gezecekler hesabı keyfi. Lavanta bahçesini, tarlasını gezecekler. Müzelerimizi gezecekler. Acıkacaklar. Muhtarıma gelecekler. Avşin tava istiyoruz diyecekler. İnşallah afette bu lezzeti tadacaklar. Ondan sonra da tekrar memleketlerine göndereceğiz.